Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İmam Nevevi tarafından yazılmış olan işte Metnül Erba'inen Nevevi diye adlandırabileceğimiz 40 hadis kitabı. Erba'in veya El Erba'un diye geçse de 40 olarak geçse de genelde 42 olarak yazılmıştır bu tarz kitaplar. Hadislerin metnine geçmeden önce bir hadisin dinimizdeki konumu Edille-i Şer'iyedeki yerine değinelim. Ardından Erbaun tarzında yazılmış olan kitaplara kısaca değinelim. Ve son olarak da metine geçiş yapalım. Bu bağlamda öncelikle kısa bir usul bilgisi. Sünnet lügatta iyi olsun, kötü olsun sonuç olarak yol demektir. Fıkıh usulü alimleri sünneti şer'i deliller içerisinde değerlendirmiştir. Yani Edille-i Şer'iye diğer manasıyla dini deliller sayılır. İşte bir kitap, iki sünnet, üç kıyas, dört şu, beş şu diye devam eder. Yani usul fıkıh kitaplarında sünnet denildiğinde direkt edille-i şer'iye olarak algılanır. Oysa fakihler yani fıkıh kitaplarına baktığımızda sünnet kavramını orada farz ve vacip cinsinden olmadığı halde yapılması istenilen, güzel olan, yapıldığında sevap verilecek olan amellere sünnet denilmektedir. Kelam ilminde yani bir kelam bir akaid kitabı okuduğumuzda ise bir şey sünnet denildiğinde onun bidat olmadığını anlamaktayız. Bidatın zıttı olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak okuduğumuz ilme göre sünnet kavramı değer kazanmaktadır. Farklı olarak mütalaa edilmektedir. Sünnet sonuç olarak fiildir, takrirdir veya sözdür. Sözdür yani peygamberimizin veya diğer görüşlere göre sahabenin, tabiinin ağzından çıkan kelimelerdir, cümlelerdir. Fiildir işte bedeni olabilir yani eylemdir, harekettir. Bir de takrir olabilir yani yapılan bir eylemi onaylamak manasında takrir de denilmektedir. Sonuç olarak sünnet nedir? İlahi vahyin iki kısmından birini teşkil etmektedir. Yani vahiy sadece Kur'an-ı Kerim değildir. Kur'an-ı Kerim metluv vahidir. Sünnet ise gayri metluv vahidir. Sonuç olarak sünnette bir vahidir. Çünkü Allah Teala Hazreti Peygamber'in kendi heva ve hevesine konuşmadığını, her ne konuşmuş ise onun kendisine vahyedilen bir vahiy olduğunu beyan buyurmuştur. Ve ma yendigu anil heva in hu illa vahyu yuha ayeti. Bu manayı teyit eden hadiste elbette vardır. Bana Kur'an verildi, bir de onunla birlikte onun gibisi yani bir benzeri verildi. Benzeri derken sünnetten başka bir şey olabileceğini düşünmek elbette mümkün değildir. Sünnet ile Kur'an da aynı şey değildir tabi. Biz sünnet vahidir derken Kur'an ile aynı şeydir, karıştırılır manasında da demiyoruz. Aralarında elbette ciddi farklar vardır. Kur'an-ı Kerim'den ayrılan en büyük farkı yani en büyük özellik nedir? Lafzen vahyedilmiş olmamasıdır. Kur'an-ı Kerim ise lafzen ve manen vahyedilmiştir. Oysa hadisler lafzen değil, sadece manen peygambere vahyedilmiş. Peygamber de bunu kendisi cümlelere, lafızlara dizerek bizlere aktarmıştır. Bu yüzden ne demişiz? Sünnetin lafızları Kur'an gibi muciz değildir. Ve lafızlara ve manalara hakkıyla vakıf olanlarca manen rivayet edilmesi caizdir. Hadis ile sünnet ile namazda ibadet edilebilir mi? Namazda ayet okunması gerekir. Sünnet okunamaz. Hadislerin korunacağına dair kesin bir bilgi yokken ayetlerin korunacağına dair yani yok olmaktan, zevalden korunacağına dair ayet var. İnna nahnu nazzalna zikra. Kur'an-ı Kerim bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Ayet var. Hadisler hakkında böyle bir şey yok. Yarın bir gün yok olabilir. Öte yandan ayetlerin tamamı mütevatirken hadislerin bir kısmı mütevatirdir. Yani ayetlerin tamamı sübut bakımından kat'idir. Hadislerin ise tamamı bu yönden kat'i değildir. Aralarında ciddi farklar mevcuttur. Hadis ile sünnet arasında da kısmen fark olabilir de olmayabilir de kişinin yani alimlerin bakışına göre değişmekte bu.
Hadis lügatta kadimin zıttı yani cedid, Türkçe manasıyla yeni manasına geldiği gibi haber manasına da gelmektedir. Usul ulemasının bir kısmı ne demiş? Tarifinde hadisi Hazreti Peygamber'in söz, fiil ve takrizlerine itlak bulunmuştur ki bu manasıyla kelime aynı manada kullanılan sünnetin karşılığıdır. Yani hadis eşittir sünnet. Bazı hadis uleması ise hadis lafzını yalnızca Hazreti Peygamber'in sözlerine değil, sahabe ve tabiinden nakledilen mevkuf ve maktu haberlere de itlak etmiştir. Buna göre merfu hadis denildiğinde Peygamberimizin sözü anlaşılmakta, mevkuf denildiğinde sahabenin sözü anlaşılmakta, maktu denildiğinde tabiinin sözü olduğu anlaşılmaktadır. Alimlerin çoğunluğuna göre hadisler mütevatir ve ahad olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Ahad haberlerde garip, aziz, meşhur diye üç bölüme ayrılır. Hanefiler ise mütevatir, meşhur ve ahad olmak üzere ana kategoriyi zaten üçe ayırmıştır. Ahad haberler sahih, hasen, zayıf hatta mevzu bile olabilir. Oysa mütevatir hadis sadece sahihtir, zıttı düşünülemez. Bu anlattığımız usul bilgisi Talat Koçyiğit'in usul hadis kitabından alınmıştır. Peki hadisin bir delil olduğu, dinde bir hüccet olduğuna dair delil sunabilir miyiz? Sunabiliriz. Buna dair ayetler de vardır. Hadis de vardır. Alimlerin tamamı da ittifak etmiştir. Ayetler de ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse hiç şüphesiz ki Allah kafirleri sevmeyecektir. Şimdi Allah'a ve peygambere itaat edin. Günümüzde peygambere nasıl itaat edilebilir? Tabii ki peygambere itaatten kasıt sözlerine itaattir. Peygamberin sözlerine de hadis demekteyiz veya sünnet demekteyiz. Allah'a ve peygamberine itaat edin ki size rahmet edilsin, merhamet edilsin. Peygambere uymak günümüzde nasıl olacaktır? Kendi bıraktığı sünnetine, hadislerine ittiba ile olmaktadır. Peygamber günümüzde olsaydı bile, yaşıyor olsaydı bile yine neyine uyacaktık? Sözüne uyacaktık veya davranışına uyacaktık. İşte günümüze nakledilen sözüne ve davranışına zaten hadis demekteyiz. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Evet, peygambere itaat emredilmiştir. Bu okuduklarımızın her biri ayettir. Peygambere itaat emredilmiştir. Peygambere itaat nasıl olacaktır? Onun bıraktığı eserlere yani sözlere uymakla olacaktır. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Peygamber itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki onlara bekçi göndermedik. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bunlar birbiriyle bağlantılı. Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Yani aslında Allah'ın emridir peygambere itaat etmek. Çünkü okuduklarımızın her bir ayettir, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Allah Teala ne diyor? Peygamber ne buyuruyor? Peygambere itaat edin buyuruyor. Demek ki peygambere itaat etmek Allah'ın bir emri. Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden men ederse ondan geri durun, uzaklaşın. Apaçık mucizeler ve kitaplarla gönderildiler. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da Kur'an-ı Kerim indirdik. Kendilerine indirileni açıklaman için. Bize indirilen ne? Kur'an-ı Kerim. İşte onu açıklamak için diyor. Yani Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim açıklayıcıdır. Bununla ilgili pek çok ayet vardır. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resulüne itaat edin ki size merhamet edilsin. Okuduklarımızın her birinin sonunda parantezleri gördünüz. Kaynaklar. İşte bir numaralı parantez Ali İmran 32 devam ediyor. 16. dipnotumuzda da Tevabun 12'yi görmekteyiz. Alimlerin bakışı diye ufak bir başlık atmışız. 10 ciltlik Buhari şerhi, 13 ciltlik Buhari şerhi, 25 ciltlik Buhari şerhi. Biliyorsunuz Buhari, İmam Buhari'nin kitabı vardır. El Camiu Sahih diye. Ondan bahsediyoruz. Pek çok mevzuat kitabı, rical kitabı ve hadis ilmine dair yazılmış kitaplar hata mahsulü müdür? Çünkü her biri hadisleri irdelemektedir. Nice fıkıh, tefsir kitapları da yine hadislere yer vermiştir.
buradaki parantezlerin her birinin açılımları yani kaynakları. İbn-i Battal, Mektebetü Rüşd Riyat, İbn Hacer el-Eskalani, Fethül Bari, Darul Marife diye devam ediyor. 20 örnek demişiz. 20'de ne demiştik? Mevzuat kitapları. İşte El Mesnu Aliül Kari, Yayın Evi Mektebetü Rüşd Riyat Tek Cilt. Bu kitap tamamıyla hadislerle ilgili. Yani hangi hadis zayıf, hangisi sahih, hangisi hasen gibi, hangisi uydurma gibi onları incelemiştir. Dolayısıyla artık hadisler uydurma olabilir, şu olabilir, bu olabilir, toptan reddedelim, böyle bir şey yok. Bunları inceleyen, irdeleyen, hangisi sahihtir, hangisi zayıftır, hangisi uydurmadır, bunları irdeleyen pek çok muhaddis gelmiş geçmiştir. Hadis uzmanı gelmiş geçmiştir. Buna dair pek çok kitap yazılmıştır. Yani hadisler zayıf olabilir, ayetlerle yetinelim düşüncesi batıl bir düşüncedir. El-Makasidul Hasene Sehavi yazmış. El-Fevaidu Mevzu'a yine Hanbel tarafından yazılmış. El-Asarul Merfu'a El-Hindi tarafından yazılmış. Çok fazla kitap var. El-Mesnu Celaleddin Suyut, El-Mevzuatü Kübra İbn Cevzi. Kitap oldukça fazla. Menar olmalıydı. Medar yanlış yazmışız. İbn Kayyim Cevziye. 21 örnek. Burada da Rical kitapları. Tehzib-i Tehzib olmalıydı. İbn Hacer. Takit-i Marifeti Ruvat-ı Sünen diye devam ediyor kitap. Görüyorsunuz pek çok kitap yazılmış. El-Kamil fi Zu'afar Rical Abdullah bin Adi El-Cürcani. Tarihu Esma-i Sıkat İbn Şahin. Esmaül Müdellisin Suyuti kitap oldukça fazla arkadaşlar. Her biri hadis ilmine dair yazılmıştır. İhtilaful Hadis İmam Şafii, Garibul Hadis Kasım bin Sellem. Burada da fıkıh kitaplarına örnek vermişiz. Hidaye İmam Mergini, baktığımızda hadislere yer vermiştir. El İhtiyar Mevsili'nin bakıyoruz hadisler var. Dört mezhebe göre İslam fıkhı, Abdurrahman Cizili bunda da var. Fetava Hindiye yine hadislere yer vermiştir. Dürer ve Gurer, Molla Hüsrev hadislere yer vermiştir. Mutlaka İbrahim Halebi şerhine baktığımızda hadis doludur. İslam İlmi Hali Lütfü Şentürk Seyfettin Yazıcı. Bunun ikisi yani Lütfü Şentürk ile Seyfettin Yazıcı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları. Tabi eski olması lazım. Kendilerinin kitabında da yine hadislere yer vardır. İslam İlmi Hali Diyanet 2 ciltlik. Bunda da hadisler geçmekte. El-Mebsut Es-Sarahsi işte 31 ciltlik fıkıh kitabı Türkçe'ye de çevrilmiştir. Bunda da yine hadisler doludur. Kasani'nin Bedaü's Sanayi adlı kitabı hadis doludur. İbn Abidin'in Reddül Muhtar adlı kitabı hadis doludur. Kitapların her biri hadis doludur arkadaşlar. Evet, burada da tefsirlere örnek vermişiz. Tefsir kitaplarına baktığımızda yine hadis doludur. Örnek Fahrettin Razi Tefsirü Kebir, Mefatihül Gayb. Oldukça fazla hadise yer vermiştir ve dirayet, rivayet yönü de ağırdır. Bunun dışında bakmışız neler yazıldığına. Nebevi Sünnet, İslam'da Kur'an'dan sonra teşrii, kanun, kural koymak için ikinci kaynaktır. Kim diyor? Profesör Doktor Yusuf El Kardavi diyor. Dipnot 25, unutmayalım, birazdan göreceğiz onu. İmam Gazali de hiç şüphesiz ki mütevatir sünnetin hükmü Kur'an hükmü gibidir. İhtimale yer olmaksızın bağlayıcı kuraldır yani. İmam Şafii de Allah'ın kendi Resulüne itaati farz kılması babu bahsi. Başka bir konu açmıştır. Evet, bab. Farzullahi ta'ate Resulillah. Yani peygamberin Resulüne uymanın farz olduğu, gerekli olduğuna dair konu açmıştır İmam Şafii. Hadis hafızı Suyuti de mütevatir hadisten şöyle bahsetmiş. Biliniz ki usul ilminde o mütevatir hadisin hüccet kat'i delil olduğunu bildiği halde her kim kavli veya fiili olsun Nebi'nin hadisini inkar ederse kafir olur. İslam dairesinden çıkar. Mütevatir hadisin inkarı kişiyi dinden çıkartıcıdır. Aliül Kari, şeriatte dinimizde iki esas kaynak vardır. Onlar Allah'ın kitabı ile Resulünün sünnetidir. Evet, Aliül Kari böyle demiş. Ezher Üniversitesi'nde okutulan kitaba bakıyoruz. O sünnet Allah'ın Resulü üzerine indirilen vahyin kısımlarından ikinci kısmıdır. Yani Allah'ın Resulü üzerine indirmiş olduğu vahiylerden ikincisidir. Allah Resulü'nün iki tane farklı
vahiy indirmiştir. Birincisi Kur'an, ikincisi sünnet. 45 ciltlik Kuveyt Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kitaba bakıyoruz. Ümmetin ulemasının hepsi birden ittifak etmiştir ki hüküm sadece Allah'a aittir. Hükümlerin kaynağının hepsi vahiy vasıtasıyla Allah'tandır. Vahiy ise ya metlüldür ki o da Kur'an olmakta ya da o vahiy gayrimetlüldür ki o da Peygamberimizin sünnetidir. Hiç şüphesiz ki o Resul hevasından konuşmayan, konuştuğu vahiyden başkası olmayan cümleleri ile vasıflanmıştır. Yani böyle bir sıfatı vardır esasen. Profesör Doktor Muhammed Ali Sabuni yine günümüz müfessirlerinden hala hayatta. Allah uzun ömür versin. Peygamber tarafından yapılan sünnet vahiydir. Lafzı peygamberden, manası Allah katındandır. Çünkü Allah o arzusuna göre konuşmaz. Sözü ancak vahiydir buyurmuştur. Necim suresi 3-4. Yani konu bayağı bir devam ediyor. Ahmet bin Hanbel ne söylemiş? Sünnet kitabı Kur'an'ı yani tefsir eder ve onu beyan eder. Bize göre sünnet Allah elçisinin eserleridir. Sünnet Kur'an açıklayıcısıdır ve o sünnet Kur'an'ın delaletleridir. Kur'an-ı Kerim neye delalet ediyor, işaret ediyor, neyi ifade ediyor? Sünnet bunu açıklamaktadır. Ahmet bin Hanbel biliyorsunuz mezhep imamı ve aynı zamanda bir Müsned adlı hadis kitabı da vardır. Böyle açıklamış konuyu. Konu hadis penceresinden baktığımızda ne görmekteyiz? Sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı vardır. Onda neyi helal kıldığını görürsek onu helal sayarız. Neyi haram bulursak da haram sayarız diyen kişiler çıkacak. Dikkat edin. Allah Resulü'nün haram kıldığı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Hevasından yasaklamıyor yani. Allah Teala'na bildiriyor ki öyle anlatıyor. Din adına konuştuğu şeyler Peygamberimizin her biri nedir? Vahiydir. Ha, din adına değil de dinle ilgisiz işte ne bileyim ağaç gölgesinde mi duralım, binanın dibinde mi duralım gibi dinle de çok bağlantılı olmayan şeylerde tamam kendi fikri olabilir ama dinle ilgili şeylerde peygamber kafasına göre konuştu kimse diyemez haşa. Bu hadisi burada görmekteyiz. Sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı vardır. Evet bu tarz insanlar günümüzde mevcuttur. Bu hadisin kaynağını 35'te göreceğiz. Uyanık olun, bana Kur'an ve onunla beraber bir benzeri verildi. Yani hadis verildi. Kaynaklar. Görüyorsunuz ortalıkta tüm kaynaklar yer almaktadır arkadaşlar. Böylece bir ön bilginin sonuna gelmiş bulunduk. Ön bilginin sonunda şuna da değinmekte fayda var. İşte İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabına tekrar döndük. 40 diyoruz ama aslında 42 hadis içermekte. El-Erba'un deniyor buna. El-Erba'un-en-Nevevi. Nevevi'nin Erba'unu. Nevevi'nin 40 hadis kitabı. Alimlerin 40 veya 40 küsür hadis ihtiva eden eserlerine Erba'un denilmekte. Erba'un yazarlarına örnek verelim. Abdullah İbni Mübarek yazmıştır. Ahmet bin Harp, Ebu Abdillah en-Nisaburi yine 40 hadis kitabı yazmış. Muhammed bin Eşlem et-Tusi yine 40 hadis kitabı yazmıştır. Ebu Bekir Acuri yine 40 hadis kitabı yazmış. Esfahani, Darekutni, Hakim, Ebu Nuaym, Ebu Osman Sabuni, Beyhaki gibi muhaddisler de 40 hadis kitapları yazarlarındandır. Peki neden 40 hadis yazmışlar? 40 olur, 42 olur, 41 olur. Neden böyle de atıyorum 30 değil veya 70 değil? Neden 40 üzerinde bu kadar durulmuş? Bunun tabi bir delili, bir kaynağı vardır. Ümmetimin dini işlerine dair 40 hadis derleyen kimseyi Allah Teala fakihler ve alimler topluluğu arasında diriltir. Böyle bir hadis vardır. Bu hadise binaen muhaddisler 40 hadis üzerinde fazlasıyla durmuşlardır. İmam Nevevi Erbaun mukaddimesinde hadisin zayıf olduğunu kendisi belirtmiştir. Şu an zaten mukaddimesindeki hadisi görmektesiniz. Men hafiza ala ümmeti erba'ine hadisen min emri diniha ba'asehullahu teala yevmel kıyameti fi zümretil fukahai vel ulemai. Fi rivayetin bir diğer rivayette ise
ba'asehu Allahu fakihan aliman. Fi rivayet Ebi Derda, bununla ilgili pek çok rivayet var arkadaşlar. Zaten baktığımızda ittifaka ittifak et el hufazu hafızlar, yani hadis hafızlar ittifak etti. Ala ennehu, o hadis nedir? Hadisun zayıfın, zayıf hadistir. Yani bu hadisin zayıf olduğuna dair hafızların ittifakı vardır diyor. İmam-ı Nevevi bunu biliyor zaten. Kendisi belirtmiş kitabında. Kendisi kendi kitabında bunu belirtmesine rağmen bu hadise dayanarak öyle bir kitap yazmış. Bu neyi gösteriyor? Zayıf hadisler fazilet hususunda, faziletli konularda, fazilet umulan konularda zayıf hadis delildir. Bir hadis zayıftır diye atılmaz, kenara bırakılmaz, artık değersizdir, kabul edilmez, böyle bir şey yok. Ama bir akaid konusu olsaydı, bir inanç konusu olsaydı, inançla ilgili bir zayıf hadise rastlamış olsaydık, o zaman onu delil olarak kabul etmezdik. Ama konumuz madem ki bir şeyin faziletine dair, bir şeyin sevabına dair, bir şeyin faydasına dair bir zayıf hadis var, bundan faydalanalım. Bu zayıf hadisi bir değerlendirelim. Çünkü ne de olsa, ne diyor? 40 hadis ezberlerse veya yazarsa işte alimlerle birlikte diriltilir diyelim. Tamam, 40 hadis kitabı yazdık. Oldu ki bu hadis zayıftı, tutmadı, ne olacak? Bir zararı mı var? Yaptığın şey ne? 40 hadis yazmak. Sonunda ne var? Ceza yok. Ha, mükafat olma ihtimali var. İşte bu ihtimale binaen bir de ne var? İnnemel a'malu binniyyati. Kişinin niyeti ne? Niyeti buna kavuşmak. Bu niyet ile bunu yapıyor ve yaptığı şey de hayır bir niyet. Alimler bunu bildiği halde yazmıştır. İmam Nevevi'nin kitabı hakkında da birazcık konuşalım. El-Erbauna 30 adet matbu şerh yazılmıştır. Yani diyebiliriz ki 40 hadis kitaplarında en meşhuru İmam Nevevi'nin kitabıdır. 30 farklı şerh yazılmış. Bunlar basılanlar tabi. Basılmayan el yazması olarak kalanlar da var. 5 tane de buna örnek verilmiştir. İmam Nevevi'nin bu eseri defalarca basılmıştır. Hicri 1395'te Camiatul İslami, yani İslam Üniversitesi'nde basılmış. Hicri 1401'de Darül Kütübül İlmiye, 1402'de Müessesetü'r Risale'de basılmış. Bu sadece bir iki örnekti. Üzerine yazılmış şerhlere bir iki örnek verelim. Taftazani'nin şerhi var, İbn Recep'in şerhi var, İbn Dakik'in şerhi var, İbn Hacer el-Heytemi'nin şerhi var, İsmail bin Muhammed'in şerhi yine vardır. Bu kitaptaki hadisler muallak olarak yazılmıştır. Yani ravilerden bazıları hasfedilmiştir. Gördüğünüz üzere ne diyor? An Emirül Müminin Ebi Hafs Ömer İbnül Hattab kale. Ravi sayısı kaç? Bir. Bu da kim? Hattab'ın oğlu Ömer. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'den rivayet anlatılmakta. Oysa bu hadisin rivayetinde başka ne diyelim raviler de yer almaktadır. Ama İmam Nevevi bunları düşürmüştür. Yazıya katmamıştır. Kısa olsun diye. Ravilerin tamamı asıl kaynaklarda geçtiği için hadisin sıhhati açısından muallaklık bir sorun teşkil etmemektedir. Çünkü İmam Nevevi bu hadisler nereden almıştır? Buhari'den almıştır, Müslim'den almıştır, Tirmizi'den almıştır vesair hadis kaynaklarından almıştır. Yani bu ravilerin tamamını zaten bilerek, görerek bu hadisleri yazmıştır. Sadece tamamını zikretmeyelim, daha işi kısa tutalım demiştir. Buna göre diyebiliriz ki muallak hadisin sahihlik derecesi İsnadının muhaddisler tarafından bilinmesine bağlıdır. İmam Nevevi de zaten bir muhaddis olduğuna göre, bu hadislerin tam olarak senedine hakim olduğuna göre, bir iki tanesini, yani ravilerden birkaçını çıkartarak bu şekilde nakletmesine herhangi bir problem yoktur. Bu konuyla ilgili İbn Hacer el-Eskalani'nin Nüzhetin Nazar fi Tevzihi Nuhbetil Fiker fi Mustanihi Ehlil Eser adlı kitabını bakabiliriz. Sayfa 98-100'e. Suyuti'nin Elfiyesi var. Fi İlmil Hadis. Oraya bakılabilir. Tahhan'a bakabiliriz. Tesir-i Mustanihil Hadis. Sayfa 55. Her biri de senedin aslı bilindiği halde bir kısmı veya tamamı hasfedilerek yazılan hadislerde problem yoktur. Sağlık açısından, yani sıhhat açısından problem yoktur demektedir. Ama senedin aslına
hakim olmadan, yani aslını bilmeden bir kişi olursa, o zaman problem olabilir. Bu kadar bilgiden sonra artık birinci hadisi işleyelim. An emiril müminine, müminlerin emirinden rivayet olundu. Yani ruviye. Her hadisin başında bir ruviye fiili vardır. Ruviye rivayet olundu. Rivayet olunduğuna göre denir hep. İşte o nereden geliyor? Hadisin en başında, senedin en başında mahzuf bir ruviyeden gelmekte. Ruviye an emiril müminine. Ebi Hafs'ın Ömer ibn el-Hattab, Hattab'ın oğul, ibn oğul demek. Hattab'ın oğlu Ömer'den rivayet olunduğuna göre. Kale dedi. Ne dedi Hazreti Ömer? Semi'tu, ben işittim Resulallah, Allah'ın Resulünden, yegulu diyor. Yani şöyle dediğini işittim. İnnemel e'malu binniyyati. Ameller niyetler iledir. İnnema, ancak el-e'malu, ameller binniyyati, niyetler iledir. Yani ancak niyetler ile geçerlidir manasında. Buradaki el-e'mal kelimesi, amel kelimesinin cimisi, amelun, amelan, e'mal. Niyyat kelimesi de niyet kelimesinin cimisi. El-e'mal cemi mükesser, niyyat cemi müennes salimdir. Amelun amelan e'malun cemi mükesser, niyetun niyatun cemi müennes salim olmaktadır. Bu hadisin farklı varyantları, farklı rivayetleri de vardır. Oralara baktığımızda niyat yerine niyet şeklinde geldiği de gözlemlenmiştir. Ameller ancak niyetler iledir, ancak niyetler ile geçerlidir. Ve innema, ancak li kulli imri'in, her kişi için vardır. Ne ma, o şey ki ne var, niyet etti. Her kişi için niyeti vardır. Yani niyetinin karşılığı vardır. Femen kânet hicratuhu, her kimin hicreti olursa, ilallahi, Allah'a, ve rasulihi, ve onun rasulüne olursa, fe, bu durumda hicretuhu, onun hicreti olur, İlallahi ve Rasulihi, Allah'a ve Rasulüne olur. Yani niyetin Allah'a ve Rasulüne kavuşmaksa, o zaman ona kavuşmuş olursun. Ve men kânet hicretuhu, her kimin hicreti olursa, li dünya, dünya için, yusibuha, dünya için olmuş olur, ona kavuşmuş olur. Ev veya da imraatin, bir kadın için olursa hicreti, o kadın ki yenkihuha, onu nikahlayacak, yani nikahlamak için olursa, ise bu durumda hicretuhu, onun hicreti olur, ila ma, o şey ki Hacer'a hicret etti, ileyhi ona. Yani her ne için diye hicret etti ise ona hicret etmiş olur, hicret etmiş sayılır. El-e'mal takısından bahsedelim. El-e'maldaki el, yani elif lam, ahdi zihni içindir, istidrak içinde olduğu söylenmektedir. İnnemel e'malu, innema el-e'malu. Şuradaki elif lamdan bahsediyoruz. Buradaki elif lam ne içindir? İstidrak için veya ahdi zihni için olduğu söylenmektedir. Buradaki amelden kasıt nedir peki? Bedeni ve kavli fiillerdir. Yani bir ameller deyince Türkçe'de genelde ne anlaşılıyor? İşte yürümek, koşmak, oturmak, kalkmak, yemek yemek gibi el ayak hareketleri anlaşılmakta, ama aslında kavli fiiller de anlaşılmakta. Yani şu an ben konuşuyorum, dilim ne yapıyor? Bir fiil, bir hareket, bir eylemde bulunuyor. Dolayısıyla konuşurken niyetin neyse ona göredir de denilebilmektedir. Kalp fiillerinin dahil olup olmaması ise tartışmaya dahildir. Niyat kelimesi ise niyet kelimesinin çoğulu olduğunu söyledik. Kalbin bir şeye karar vermesi manasına gelmektedir. Ayrıca bu niyet kelimesi üzerinde ne diyebiliriz? Mazisi neva veya vena, yani nevadan mı venadan mı doğmuştur diye tartışma vardır. Hicret ne demek peki? Durmadan her kim hicret ederse, hicret hicret deyip durduk. Hicret aslında şirk beldesinden İslam beldesine intikal etmek, taşınmak manasına gelmekte.
Fehicratuhu ilallahi ve rasulih. Hicretin kabul edilmesi demek. Li dünya, dünyalık için demek. Bundaki li, ta'lil veya ila manasında. Buna bir sonuç vermek gerekirse, amel ancak niyet ile makbul olur. Yani kabul edilmiş olur. İnsan niyetine göre ceza veya nimete müstahak olur. İnnehu sulusul ilm. İnnehu, o hadis nedir? Sulusul ilmi. İlmin üçte biridir. Bunu kim söylemiş? İmam Şafii söylemiştir. Kaynak Beyhaki'nin Marifetü Sünen ve Asar adlı kitabıdır. Sayfa 589'a baktığımızda bunu görmekteyiz. İnnehu yedhulu fi seb'ine baben. İnnehu, o hadis yedhulu, dahil olur, fi seb'ine baben, 70 baba, yani 70 konuyla alakalıdır. Bunu da yine İmam Şafii söylemiştir. El-Fethül Mubin, Bişerhül Erba'in, İbn Hacer El-Heytemi, El-Şafii, Darul Minhaç, 8. baskı 2009. La hicrete ba'de feth diye de bir hadis var. La hicrete ba'del fethi, Buhari 2783. Yani bu hadiste bu konu, bu hadis çelişiyor mu? Bu hadisin kastı la hicrete ba'de fethi Mekke te minhadır. Çünkü artık orası Darul İslam oldu. Yani Mekke Darul İslam olmuştur. Bunu neden anlattım? Şimdi hadiste hicretten bahsedilmektedir. Birisi de çıkıp la hicrete ba'de feth, Mekke'nin fethinden sonra hicret yok ki, bu hadis artık geçersizdir, bu şekilde kimse demesin diye. Yani bu hadisin şerhine baktığımızda bunu görmekteyiz. Bu da yine El-Fethül Mubin, Bişerh Erba'in, İbn Hacer El-Heytemi, El-Şafi, Darul Mirhaç, 8. baskı, 2009, sayfa 131'de yazmakta. Hanefi mezhebine göre niyetsiz abdest de, gusül abdesti de geçerli olur. Normal namaz için abdest alacak kişi, niyet etmeden alabilir mi? Alabilir. Gusül abdesti alacak, niyet etmeden alsa ne olur? Yine geçerli olur. Peki bu hadise göre geçersiz olmalıydı. Bunu nasıl açıklayacağız? Hanefi mezhebine göre bu hadisin takdiri kemalul a'mali bin niyyati. Yani amellerin kemal derecesi, en üstün derecesi, en faziletli derecesi niyetleriyle olmalıdır şeklinde açıklamışlardır. Yoksa niyet geçerlilik şartıdır demiyorlar. Kemal şartıdır. Daha fazla sevap almak için niyet etmek yerinde olur demektedirler. Hadisin lafızlarına baktığımızda az önce söyledik. Bin niyyat çoğuldu. Niyetler manasında burada geçmekte ama bazı rivayetlerde niyet, bin niyeti olarak geçmekte. Bazı rivayetlerde innama kelimesi geçmemektedir. Hadis direkt el-e'mal lafzıyla başlamakta. Hadislerin bazılarında ise yine farklılık var. Maneva lafzı geçmemekte. Bu tür farklılıkları Buhari Şarihi Ayni 6 olarak belirlemiş. Tabi Buhari'deki rivayetler için bu şekilde söylediğini söyleyebiliriz. Bu hadiste bir de ne söyledik? Tek ravi verilmiş. An emiril müminin Ebi Hafzın Ömer ibn-i Hattab dedik. Buradaki Hafz Esed manasında. Esedün yani aslan. Aslan manasına gelmekte. Şimdi burada tek kişi, tek ravi görülmekte. Aslında bu hadisi rivayet eden kişi sayısı birden fazlaydı. Sadece İmam-ı Nevevi bunları düşürmüş, yazmamış, gerek duymamış. Çünkü meşhur hadislerdir, konu uzamasın diye düşünmüştür. Şimdi biz bu ravileri sırasıyla cerh tadil yönden inceleyelim. Ne dedik? Bu hadis pek çok kaynakta geçmekte. Biz Buhari'deki rivayeti esas alarak ravileri değerlendiriyoruz. El-Hümeydiyyü Abdullah bin Zübeyr. Sika'dır, yani güvenilir ravidir ve hafızdır. İbn Adi bu zat için min hayrin nas, yani insanların en hayırlarındandır demiştir. Beyhaki de Şuab-ül İman'da bu zattan sika olarak bahsetmiştir, hüccettir demiştir. İbn Hibban es-Sikat'ta bu zata yer verip sahibu sünnet demiştir. Ahmet bin Hanbel de bu zat için bize göre imamdır demiştir. Sonuç olarak sikadır, sağlam bir ravidir. İkinci ravi olarak Süfyan'ı söyleyebiliriz. Lakabı İbn Ebi İmran'dır. Sıkadır, hafızdır, hüccettir.
Beyhaki Sünnel-i Kübra'da bu zattan bahsedip sika demiştir. Daha sonra da hafız ve hüccet demiştir. Hakim de El-Müstedrek'te bu zattan hafız ve sika diye bahseder. Üçüncü raviden bahsedelim. Yahya bin Sa'id el-Ensari. Bu da yine sikadır. Ebu Hatim el-Razi sika demiştir. Diğer bir ravi Muhammed bin İbrahim el-Teymi. Bu da yine sikadır. Bununla ilgili İbn Hibban el-Sikat adlı kitabına veya İbn Hacer el-Eskalani'nin Takrib adlı kitabına bakılabilir. Alkama bin Vakkas el-Leysi, bu da diğer bir ravimiz, bu da yine sikadır. İbn Hibban el-Sikat'ına bakılabilir. Sonuncu ravi olarak, sahabi ravisi olarak, peygambere en yakın çağda yaşayan, peygamberden duyan kişi olarak Hazreti Ömer yer almakta, sahabidir. Ravi hakkında geniş bilgi için Bedrettin Ayni Umdetül Gari cilt 1 sayfa 44 Dar Kütübün İmiye 1. baskı 2001 Beyrut kitaba bakılabilir. Şimdi bu hadisin çok önemli olduğunu söyledik. Çünkü İmam Şafii bu hadisle ilgili sürü ilmin üçte biridir dedi. Sonra sebeine dedi, değil mi? 70 konuyla alakalıdır dedi. Bu kadar önemli olduğu için buna tabi şerhlerde de oldukça yer verilmiştir. Buhari şerhlerine baktığımızda Kirmani'nin bu hadise 9 sayfa yer ayırdığını, İbn Hacer el-Eskalani'nin 10 sayfa, Bedrettin Ayni'nin 28 sayfa, Sirajettin Ebi Hafs'ın bu hadise de baktığımızda, bu hadise ne kadar yer ayırdığını baktığımızda 84 sayfa yer ayırdığını görmekteyiz. Tabi bu anlattıklarımız, yani bu şerhlerin bu açıklamaları Sahih-i Buhari'de geçen ilk hadis içindir. Yani bu hadis Buhari'de tekrar tekrar geçmekte. Biz sadece bir defasında bu kadar yer verdiklerini söylüyoruz. Bu hadis daha sonra bir daha geçiyor. Orada da yine bayağı bir yer ayırmışlardır. Her birine bakmadık. Sadece bir keresine baktık. Bir de Müslim şerhleri var. Müslim şerhlerine baktığımızda İmam Nevevi 3 sayfa, Kadıyaz 2, Suyuti 2, Derbendi'nin de 3 sayfa yer ayırdığını görmekteyiz. Sonuç olarak bu hadis hem Buhari'de hem de Müslim'de geçmekte. Dolayısıyla bu hadise muttefekun aleyh denilmektedir. Bakıyoruz mesela Rava rivayet etti hu onu, yani bu hadisi rivayet etti kim? İmama el-Muhaddisine, muhaddislerin iki imamı, iki muhaddis imam rivayet etti. Ebu Abdullah şeklinde devam ediyor. Tabi kastettiği kim bu ikisi? Bir tanesi el-Bukhari, diğeri de Müslim'dir. Fi sahihayhima, sahihlerinde bunu zikrettiler. Ellezeyni, o sahih kitaplar ki huma, o ikisi nedir? Asahul kutubil musannefeti, tasnif edilmiş kitapların en sahihleridir, en doğrularıdır. İçlerinde en iyi, en sağlam hadisler, en iyi derken sağlam hadisler yer almaktadır diyor. Bu şekilde ilk hadisi okumuş olduk. Giriş yaptığımız için biraz video uzadı. Bir hadis okuduk. Bundan sonraki videomuzda giriş gibi bir konuşma olmayacak. Direkt metinler üzerinde duracağız ve inşallah geriye kalmış olan hadislerin tamamını bir sonraki videomuzda tamamlayacağız.